Tamam kızım, takma artık kafana. Evet, Kulina'ya çok kötü davrandım. Ama bu onun iyiliği içindi Makbuş. Eski Bahri ile aşkını bulmasını engellemeliyim. Anlıyorsun değil mi? Yoksa bu onun sonu olacak. Ah kızım, ah. Benim aklım almıyor böyle alengirli işleri valla. Neyse ben odama çıkıyorum. Hakan, iyi misin? Doğrusunu istersen değilim. Hadi geç geç, uzan şöyle biraz. Hadi. Ay, senin ateşin var. Ah, ben sana aspirin getireyim. Yoksa doktora mı gitsek ha? Yok yok, basit bir üşütme işte. Tamam, bekle. Hakan, sana kaç kere söyleyeceğim bu saatte dokunmayacaksın diye. Bu saat çok değerli. Hem aile yadigarı biliyorsun. Çocuk oyuncağı değil ki. Ama sabret. Evlendiğinde sana vereceğim, merak etme. Gerçekten mi? Tabii benim aslan oğlum. Aslan oğlum, aslan oğlum. Bırak saati bana hediye etmeyi. Düğünüme bile gelmedin ki. Hani aile geleneğiydi? Hani babadan oğula geçerdi o saat? Çok hoşsunuz ya. Ne iyi ettik valla. Oltaları da ucuz aldık ama değil mi? Yağmurlukları da iyi düşündün Tayfun abi. Hey! Yandaşıma hey. Ziyafet var, ziyafet. Hayır oğlum. Yarın sabah balığa çıkıyoruz. Balığa mı? Ya yarın bir sürü iş var, sen balığa mı çıkıyorsun Volkan? Biz eşek gibi çalışalım, sen eğlence düşün. Oh ne ala. Bak Hakan, arkadaşını çocuk gibi azarlama. Ben gideyim. Ne diye gidecekmişsin? Boş ver, aldırma. Yenilmiş besbelli. Bir yerden alacağımız var. Adamlar oyalıyorlar. Günlerdir o yüzden böyle. Ödemeleri yapamıyoruz. Sürekli de faiz yiyoruz. Al bunu sat. Antika bir saat. Büyük babamdan ta Osmanlı döneminde kalma. Ederi 150-200 kadar vardır. Şu sıradaki sıkıntınızı karşılar. Ama Hakan bunu asla kabul etmez. Ona söyleme o zaman. Kredi çektim de. Adamlar parayı ödedi de. Ama benden aldın, Hakan'a söyleme. Ama sonra öğrenirse bana çok kızar. Öğrenmez. Kendi kendini yemesine gözünü yiyeceğim. O benim oğlum. Tamam mı? Tayfun abi ya. Sen ne iyi bir babasın ya. Sen de çok iyi, çok iyi bir arkadaşsın. Çok teşekkürler. Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Sabah 6 gün gel ama geç kalmayalım. Merak etme Tayfun abi. Altıda buradayız. İyi günler. Merak etme Tayfun abi. Altıda buradayım. Yalaka, ne olacak? Hakan, biraz konuşalım mı? Hayır, konuşmayalım. Baba! Baba! Babacığım, Kulina'dan haber var mı? Nana aradı biraz önce. Önemli bir şey yokmuş. Tansiyonu düşmüş o kadar. Evine götürmüş. Biraz daha yanında kalıp gelecek. Hadi oturun bakalım. Dedeciğim, sen balığa gitmeyecek miydin? Vazgeçtim. Hadi çocuklar, kahvaltınızı yedin. O ne ya? Dur bakayım. Ne o elindeki ya? Bir dakika. Bırak. Bu büyük babamın saati. Evet, babam bana verdi.
Ama bu saat bize aile yadigarı. Bizim için çok değerli. Bunu sana vermiş olamaz. Hakan, ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne yani, çaldın mı? Hayır canım, ben öyle bir şey mi dedim? Sadece babam... Yani bu saat yıllardır kuşaktan kuşağa geçen bir aile yadigarı. Sana vermiş olamaz. Buna inanamıyorum ya. Nedenmiş? Elinde gördüm. Aa ne güzelmiş dedim. Çok beğendiysen senin olsun dedi. Ben de aldım. İstersen sor. Volkan, tabii ki sana inanıyorum. Demek ki babam seni çok sevmiş. Evet. Bir sakıncası mı var? Yok. Ben çıkıyorum. Tayfun abi için bir hediye bakacağım. Bunun altında kalmamalıyım yani. Kalma tabii. Hafta sonu balığa gideceğiz. Bu sefer de umarım bir aksilik olmaz. Haberin olsun da. Cehenneme git. Delireceğim ya. O saati bana evlenirken takacaktın baba. Onu nasıl Volkan'a verirsin? Buna inanamıyorum. Seni hiç affetmeyeceğim baba. Hiç. Nasıl yaparsın bunu? Ne yapmışım yine? Köstekli saati nasıl Volkan'a hediye edersin? O saat aile yadigarı değil miydi? Senin bana evlenirken vermen gerekmiyor muydu? İnanamıyorum sana baba. Kalkıp saati Volkan'a hediye etmişsin. Senin için değerin bu kadar, öyle mi? İnanamıyorum sana. Çok beğendi, ben de verdim. Ne var bunda? Bu kadar mı? Bu kadar mı yani? Evet, bu kadar. Ya ben sana inanamıyorum. Yıllar sonra beyimiz geliyor, benimle değil en yakın arkadaşımla vakit geçiriyor. Balıklara gitmeler, tavla oynamalar, hele en önemlisi aile yadigarını kalkıp dış kapının mandalına veriyorsun. Ne o? Kıskanıyor musun yoksa? Ne kıskanması ya? Benim umurumda bile değilsin. Miço, ileri gidiyorsun. Babaya ses yükseltilmez. Haklıysam yükseltirim. Hakan, saygısızlık yapıyorsun bak. Kendine gel, konuşturma beni. Konuşma zaten. Sanırım kendine kalacak başka bir yer bulsan iyi olacak. Daha fazla bu hırgür içinde yaşamak istemiyorum. Tayfun abi. Vallahi Allah senden razı olsun. Saati sattım. Çekleri ödedim. Vallahi derin bir nefes aldık. Oh. Çok iyi olmuş oğlum. Hakan bilmeyecek bak. Unutma. Tamam söz. Aa, ne duruyorsun? Otursana, sana bir kahve söyleyeyim. Volkan. Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Nereye? Marmaris'e. Orada bir yeğenim var. Sonrasına bakacağım. Hakan'ın yüzünden değil mi? Bu kadar altın kalpli bir babası olduğunu nasıl farkında değil, inanamıyorum ya. Boş ver Volkan. Hadi oğlum, hoşça kal. Biraz işlerim var. Kaç gün sonra döneceksin? Daha belli değil. Dönmeyeceksin değil mi? Olur mu öyle şey? Olur mu?
Söz ver. Söz. Döneceğim. Dönmez miyim hiç? Sürprizlerini bitmek bilmiyor ki. Tamam tamam. Açıyor. İyi ama ne işimiz var bizim burada? Seni Nana ile barıştırmak için getirdim. Şoker, barışmayacağım. İtiraz istemiyorum Kulina. O senin en sevdiğin oyuncak değil miydi? Ne yani? Seni bir kere dinlemedi diye ona bu kadar büyük bir ceza vermen bence acımasızca. Ve sen kocaman bir başperisin. Bizim liderimizsin. Alttan almak, olgun olmak yakışır sana. Hem Nana ne kadar üzülmüştü. Görmedin mi? Herkes hata yapar. Hadi ama. Şoker sen. Sen çok değiştin, farkında mısın? İnanamıyorum. Belki de senin yakın ilgin. Beni sevmen, beni değişmeme sebep oldu. Sen öyle anlayışlı ve iyisin ki. Beni bile affettikten sonra Nana'yı kolayca affedebilirsin. Lütfen. Hadi ama Kulina. Haklısın galiba. Evet. Hadi çal zili. Ona da sürpriz olsun. Ben de çekileyim de siz konuşun. Hadi. Umarım buna ihtiyar evlidir. Ay yine mi siz? Yardım edin. Gelin buraya. Evledim bunlar. Kullar. Ne olursa olsun kendimi affettireceğim. Gerekirse ayaklarına kapanacağım. O da olmadı, gerçeği söyleyeceğim. Ama benden nefret etmesine hiç izin vermeyeceğim. Hiç. Merhaba Nana. Kullayı gördün mü? Onunla hemen konuşmam gerek. Şoker'le gitti. Nereye gittiler peki? Hiç bilmiyorum. Kullanım. Kullanım. Ayılın lütfen. Yardım edin bana. Yardım edin. Yardım edebilir miyim? Ne oldu? Onu hemen hastaneye götürmemiz lazım. Bayıldı ve ayılmıyor. Tamam, ben yardım edeyim. Tamam. Ben arabanın anahtarlarını alıp geliyorum. Peki. Aferin Kulina. Kullanım. Kullanım. Lan! Ne olduğunu anlamadım. Birdenbire kollarıma yığdı ben. Canım baş benim benim. Ama mutlaka bunun bir nedeni olmalı. Gitti. Gitti. Oyuncaklar dünyasının ışığı. Hayat güneşimiz. Baş benimiz kuruna gitti. Tayfun Bey, neredeydiniz? Merak ettik. Hastaneleri dolaşıyordum. Hastaneleri mi? Evet. Ne oldu? Nana, gel seninle biraz konuşmamız gerek. Nana, akşam üzeri teyzen geldi. Kulina mı? Evet. Umarım yine kavga etmediniz.
Hayır, fırsat olmadı bu sefer. Kapıyı açtım, beni görür görmez pat bayıldı. Bayıldı mı? Evet. Ben etrafta yardım isterken bir adam geldi. Beraber hastaneye götürelim dedi. Arabanın anahtarlarını almak için içeri girdim. Çıktım da yok olmuşlardı. Ne diyorsunuz? Dur kızım, nereye? Ben onu bulurum, bekle. E dur, ben de geleyim. Yok yok, ben hallederim. Ya ne oluyor? Gülina. Hoş geldin dede hanım. Ben Cil dede. Gülina'ya ne oldu biliyor musun? Senin yaptıkların yüzünden böyle oldum. Belki de artık hiç ayılmayacaksın. Son sözlerim de yanımdaydı. Dana'yı affetmeyeceğim. Kalbim sonsuz acıyla dolu dedi ve bayıldı. Zaten bu durumda. Gülina, Gülina beni affet lütfen. Hayır, Allah'ın emri kalmak istiyorum. Zavallı yapacak ben. Uyuyacaklar dünyasının trajedisi. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Gülina, neden derin bir uykudasın? Neden? Nana! Ha. Nana! Bilgin, ne olur bana yardım et. Gülina'yı uyandırmanın bir yolunu bulmalıyız. Ben de sabaha kadar hiç uyumadan çalıştım ve bunu buldum. Bak! Fil dişi, hafızayı harekete geçiren en önemli... Gülina'nın boynundaki fil dişi kolyeyi gördün mü? Şoker armağan etmiş dediler. Ben pis kokular alıyorum Nana. Olamaz. Ne oldu? Gülina hatırladı. Gülina hatırladı. Neler oluyor? Neyi hatırladı? Bana da söyle Nana. Gülina'nın işi tamamdır. Şimdi sıra Tayfun dede de. Ona da hatırlatayım ki aşıklar ayrılmasın. Uuuucum. Yaşasın şoker. Evet, bakalım bunu nasıl sağlayabiliriz? Anneanneme bir şey olursa... Hiçbir şey olmayacak, söz veriyorum. Üzülme artık. Ağlama. Hadi, hadi canım benim. Okuluna git, tamam mı? Biz de Bilgin'le bir yolunu bulup onu uyandıralım, olur mu? Tamam. Aferin. Anneanne, ne olur çabuk uyan. Seni çok seviyorum. Kar oldu yavrucak. Demek uyanmıyor bir türlü. Evet. Nana onu kurtaracağını söyledi. Üzülme Pompidik ya. Nana'ya güven. Bak söz vermiş. Ne yapar eder, bunun bir yolunu bulur. Umarım. Nana dedi ki... Eğer Kulina'ya bir şey olursa... Annemin yanına gidecekmişim. Ne? Annenin yanına